Ramazan etkinlikleri kapsamında Orta Çarşı, hem görsel hem de sanat yönünden göze hoş gelen görüntüler sergiliyor. İnsanlar rahatça gezsin dolaşsın diye daha önce trafiğe kapatılan Orta Çarşı, turistlerin uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Üç Aras'tayı birleştiren çarşı şimdi de sanat ve zanaatkarlara kucak açtı. Yapılan el becerileri ve eserler burada sergilenirken aynı zamanda halka, özellikle de bayanların ev ekonomisine destek oluyor. Ben 24 lira verdim, 8 lira aldım. Evet, burası Ünye'nin Orta Çarşısı. Orta Çarşı aslında bir sanat sokağı demek gerekiyor artık. Çünkü el sanatları o kadar güzel noktaya ulaştı ki çeşit çeşit el sanatlarını görüyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de Orhan abi. Orhan abinin yanına geldik. Orhan abi kendisini size tanıtacak ama Ünye'nin taşlarını da işliyor kendisi. Bizim çok hoşumuza gitti. Bir de ondan dinleyelim bakalım. Nasıl bir format? Merhaba Orhan Bey, kolay gelsin. Tamam. Evet, işte şöyle oldu. Evet, siz tabii burada Emine abla çocuklar tatlı görme yapıyor. Bir tarafta başka sanatları var. Ama sizinki de ben farklı bir şey gördüm. Siz taş dünyasında bir hareketiniz var. Evet. Ve Ünye taşları da var. Evet. Onları da işiyoruz. Kısaca bize bir bahseder misiniz? Ünye katlı hem katma değeri hem de taşları. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Ben Orhan Yiğit, jeolojik mühendisi. Emekli oldum. Eşimle birlikte buraya yerleştik. 2 yıl oluyor. Taşlarla ilgili hem hobim hem de merakım da mesela. Bu hem Orta Çarşı'yı canlandırmak açısından hem de Ünye'nin hiç bilinmeyen yönlerini de ortaya koyabilmek için bazı çalışmalarım oldu. Bu bütün büyüklerimizin eskiden deniz kıyısında gördüğü siyah kum. Yani Ünye'nin? Tabii. Ünye'nin uzun kumunda. Evet. Uzun şu Ünye'nin taşı. Ne yapıyorsunuz bundan? Bu Ünye'nin taşı. Ünye'nin siyahı aynı zamanda enerji veren bir taştır bu. Kolye. Eskiden denize gidenler kumda ayaklarını gömerlerdi. Evet. Ve sonra da yürüyerek çıkarlardı. O taşları değerlendirdik. Kolyeler yaptık. Burada değerlendiriyoruz. Ünye'nin tanıtımını yapıyoruz. Dünyada çok taş kullanan ülkeler var ama Türkiye'de bunlardan bir tanesi mi? Evet, Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Mesela Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya. Taşı en fazla kullanan. Taş inancı da var insanlarımızda. Negatif enerjisini alır. Bütün vücut dengesini sağlar. Bütün hastalıkların nedeni zaten strestir. Stres giderilirse hastalıklar da yavaş yavaş gidiyor. Tabii şöyle söyleyeyim. Taşlar tek başına bir anlam ifade etmez. Tabii insanlar bunu bir yan, bir alternatif olarak kullanırlarsa çok kullanan insanlar var. Hepsinin de şifa bulduklarına ben şahit oldum. Onlardan bir tanesi. Peki evet. Mesela bu Ünye, şu Ünye taşı. Bu mesela neye yarıyor bunun? Tam, neye faydası? Nereye? Şurada kullanıyorsun. İman tatlısında kullanıyorsun. Yani tam göğsünüz ortasına. Evet. Burada bir hormonal bir bezin üzerine rast geliyor. Ve bu bezi akımını, enerji akımını düzenleyerek bir trafik polisi görevi yapıyor. Düzenleyici bir etkisi vardır. Yani sadece arada bir toprağı dizdirmekte yarar var. Çünkü topladığı enerji toprağa vermek gerekiyor. Böylece yine bir statik enerjiyi alıyor, veriyor, insan dengesini kuruyor. Tabii. Sadece bunlar değil. Burada çok değişik taşlar var. Tabii. Bütün doğal taşlar, akikler, sitrinler, füzeler, bu Ünye taşı da onlardan bir tane ama bilinmiyor. Talep var mı? Ben de bunları tanıtımını yapıyorum. Talep çok fazla. Hele dışarıdan gelenler çok ilgi görüyor. Tabii anlatıyorsunuz. Anlattıkları zaman da ilgileniyorlar. Burada da çok kullanan arkadaşımız var. Hepsinde de aynı tepkiyi aldık. Burada bileklikler de var değil mi? Bileklikler yapıyoruz, işte kolyeler yapıyoruz, anahtarlıklar çıkardık. Bunlar bir çok insan çok enerjisini çok dengeleyen. Dengeleyen taşlar. Peki bu gerçekten burası bir sanat sokağı olmuş. Evet. Sanat sokağı. Evet. Tabii bunun yanında sizin beklentileriniz de vardır. Beklentimiz şu, biz bu caddeye canlılık getirdik. Evet, teşekkür ediyoruz. Cıvıl cıvıl. Gelen, dışarıdan gelen bütün misafirler bizi böyle gıplarla bakıyorlar. Onların yerlerinde yok çünkü. Ama biz buranın kılıcı olmasını istiyoruz. Kılıcı olsun da Ünye'yi tanıtalım.
benim manetlerim, doğal taşlarım, el çalışmalarım, tatlı çalışmaları, herkesin ilgisini çeken insanlar. El sanatları, el sanatları çok sağ olsun. Niye olmasın? Yani, değil mi? Ben inanıyorum ki bu talebiniz belediyede bunu planlama değerlendirdi. Biz şöyle daha fazla olalım, daha fazla el sanatıyla uğraşan insanlarımız olsun. Gelsinler, hem evlerine ekonomik katkıda bulunurlar. Ama aynı zamanda ilçemizin tanıtımını yaparız. Biz sanatçıyız yani, sokak sanatçısıyız ama bize değer dokunması lazım. Siz bu gölde bir damlasınız. Sadece taşla ilgileniyorsunuz. Evet, evet. Öbür tarafta el sanatıyla çocuklara tatlı yapıyor. Yan komşularımız, öbür tarafta ev işçileri yapıyor. Oyalar var. Ha, gerçekten daha sempatik oluşabilir değil mi? Öyle... Tabii tabii. Ve şu cadde inanır mısın? Biz olmasak ölü cadde. Ben öyle diyorum. Biz saat gece 12'ye bir yere kadar buradayız. Ve her yerden insanlar geliyor. Ben inanıyorum ki sizin de bu davetin üzerinde belki Ünye Belediyesi size sabahları burada çay da ikram edebilir. Örnek evet, söylüyorum. Yardımcı da olur diye yani düşünüyorum. Çünkü katkıda bulunuyoruz. Yani Ünye'nin tanıtımında katkıda bulunuyoruz. Sanat bir katma değerdir çünkü. Tabii tabii. Kendi sanatçısına değer vermiyor. Artık siz düşünüyorum. O zaman şöyle diyelim, bu tür inançları olan, taşa karşı bir beklenti, bir umutları olan, taşlarla iyi anlaşan, umutlarını istemiyoruz ama iyi anlaşan, tabii. İyi anlaşan insanlarımızın iyi yakınından olan bu taşlarla psikolojik konuda olsa rahatlama şansımız var. Biz tabii çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir taşı gündeme getirip değerlendirdiğiniz için gerçekten çok güzel bilekler var, takılar var. Evet, işte biz Ünye'nin her geçen gün farklı bir özelliğini öğreniyoruz. Bu da Orhan Bey'in vesilesiyle yeni bir özelliğini öğrendik. Magnetlerimi de bir arada gösterseniz. Bu değil mi? Tabii tabii. Onlar çok önemli. Çok emek veren şu anda. Evet, bunlar da Ünye'nin resimleri. Çok güzel. Evet, Ünye kasabasından. Evet. Ünye resimleri gerçekten çok güzel. Çok şık, güzel şeyler var. Bileklikler. Evet. Hepsini atıl şeylerden yapıyoruz. Genelde hangi yaş grubu giriyor? Valla 10 yaşından tutun da 80 yaşına kadar insanlara burada her geliyor. Gruptan insan her geliyor. Her gruptan insan geliyor. Ve severek kullanıyorlar. Daha zaten... ben kullanmış olan müşterilerim var. Onlar da geliyorlar. Yaralandıklarını söylüyorlar. Ben de memnun oluyorum. Ünye zaten geçmişte Hattatlar Diyarı diye bilinen, sanat diyarı olarak bilinen bir ilçe. Böyle geçmişi çok eskiye dayanan, tarihi bir kültür olan bir ilçe. Ama bunun yanı sıra hala bunun devam ediyor olması, sizler gibi değerli ünyelerin bu taşları gündeme getirmesi, öbür tarafta diğer arkadaşlarımızın el sanatlarıyla resimler çizmesi, işte burada tarot yapılması, bunlar gerçekten çok güzel. Gelin bakın, hepsi bunlar yabancı turist, hepsi ünyeyi tanıtıyor. Evet, işte bu da Ünye'nin farklı yine güzel bir yüzüydü. Size bunu anlatırken biz keyif aldık. Evet. Biz size anlatırken keyif aldık. İnanıyoruz ki siz de keyif almışsınızdır. Evet. Bu da işte yeni farklı güzel bir yüzü.